Bugün hedefimiz metropolden kaçmak. İlk birkaç günümüz Kaçkarlara ulaşmakla geçecek. Muhtemelen en uzun sürüş günümüz bugün olacak. Bir 800 kilometre kadar. Yani her turda bunu söylüyorum ama yolda olmak güzel. Şimdi şu Bolu'yu falan bir geçtikten sonra artık tam olarak yolda hissedeceğim. Hala tam böyle bir şey olamadım. İstanbul'dan çıktık ama şuraya bir geçmemiz lazım yani. Bolu'dan sonra artık turda olduğumu hissedeceğim herhalde. Yine rüzgar başladı. Gerede tarafına dönünce. Ne kadar? 412 kilometre yolumuz kalmış. Ama en azından dağlara doğru giden yollara girdik. Artık böyle daha güzel. Arabalar da seyrekleşti. Fıtı fıtı gideriz. Biraz serinledi hava bu arada. Öyle yazlık gelmemek lazım. Burası Hor Hor geçidiymiş. Karadeniz maceramızda sanırım ilk geçit. 1300 metre. Güzel. Toroslarda hep beli olarak geçiyordu işte. Bilmem ne beli falan diye. Bayağı da bir geçitten geçmiştim o zaman, hatırlıyorum. Karabük il sınırına girdik. Yani çok hızlı gitmiyoruz, çok yavaş da gitmiyoruz ama molamız da bol böyle falan. Hala yorgunluk hissetmiyorum yani. Bu işin püf noktası mola vermek. Molada suyunu, kuru yemişini eksik etmemek. Sürekli vücudunu mineralsiz, susuz bırakmamak. Bu önemli. Şu an arkadan efsane bir güneş geliyor. Böyle bir vadinin içine girdik şu anda. Hem rüzgar kesildi hem de sıcak esmeye başladı. Çok güzel oldu. Böyle gidersek bir süre daha 10 numara olacak. Çok iyi ya. Burası nasıl diyeyim? Gerede Çerkeş yolu arası. O ilk girdiğimizden beri. Az önceki manzara da oraya aitti. Karabük il sınırından çıktık galiba. Çankırı il sınırı yazdı çünkü. Şu anda da Çankırı'dayız. Burası Küredağlı'nın devamı herhalde. Yani ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin.
Yine hafiften rüzgar hızlanmaya başladı. Sekiz buçuk saattir yoldayız ortalama. Tabii molalar falan buna dahil. Totalde 8,5 saattir yola çıktığımızdan beri zaman geçmiş. Şimdi Toroslar'da bunu yaşamamıştım. Toroslar'da hep sıcaktı. Hani dağa çıksan da sadece serinliyordu. Ama burada gerçekten hava soğuyor yani. Şu an kaç derecedir bilmiyorum ama giderek soğumaya başladı. O yüzden böyle çift yazlık kışlık mantığıyla gitmek daha iyi. Turun ikinci günün sabahı Samsun'dayız. Motorları böyle park ettik. Manzara konusunda ne kadar titiz olduğumuzu biliyorsunuz zaten. Şöyle bir manzaramız var. Böyle işte. Samsun. Yeah, Samsun. Tam da polise denk geldi. Kolay gelsin abi. İyi bayramlar. Böyle buradan Ordu'ya kadar sahilden gideceğiz. Hiç şehre girmeyeceğiz bugün. Ondan sonra Giresun, Trabzon, Trabzon'dan Sümela. Gidebilirsek bugün Sümela'ya gitmeyi düşünüyoruz. İstanbul'dan yola çıktığımızdan beri beklediğim manzara buydu. Kaçkarlara yaklaştığımızı hissettirecek bir yol arıyordum. Görememiştim ama şimdi burayla görmüş olduk. Şimdi bir tünel var herhalde önde. Dağın içinden geçeceğiz. Trabzon tabelasından girdikten sonra bir anda görsel değişti. Şuraya bakar mısın? Herhalde artık dağların arasından gideceğiz. Çok güzel oldu. Çok keyifli abi. Evlere bak tepelerde. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Size de. Şu anda Görele'deyiz. Eynesil'e doğru gidiyoruz. Şu tam karşıda
Görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı sis çökmüş oraya, tepeye. Çok iyi. ...13 kilometre yolumuz kaldı. Ben şimdi anladım neden 6 kilometrenin 20 dakika olduğunu. Şu anda 2.9 kilometre gösteriyor, 11 dakika. Yerde garip bir kum var yani. Toprak ama kum gibi. Bir sürü yere gidiyor bu yollar. Biz buradan böyle araziden kaptırır gideriz yarın. Çok keyifli olmaz mı abi? Güzel dinlendik. Dün akşam buraya geldik biliyorsunuz. Bugün de burada kalacağız ama Salih abi var buranın sahibi. Onunla konuştuk. Dedi ki en uzak yayla 15 kilometre Sümele'ye. Gidip görebilirsiniz dedi. Bayağı bir yaylalar var buralarda. Şimdi tabelasını göstereceğim size. Yani gece buranı görseniz size gösteremedim de şu anda geldiğimiz yol buydu. Ve şuraya bakar mısınız yani? Mükemmel ya. Gelirken şuradan gelmiştik. Akşam da görmüştüm tabelayı. Bu taraftan gideceğiz. Abi şuranın güzelliğine bak. Düz mü gidelim? Düz gidelim. Of. Sen nesin ya? Şuraya bak. Mükemmel. Sisin olduğu yere geldik.
Abi burası mükemmel. Bu ne ya? Mükemmel ya. Artık kampa gidelim, biraz dinlenelim. Çok iyi ya. Of. Bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Şuna bakar mısın? Bayağı güzel. Manzara süper. Biz biraz dinlenelim. Günaydın, günaydın, günaydın. Hazırsak rotamız Uzungöl. ...127 kilometre yolumuz var. Saat yani 1-2 gibi herhalde orada oluruz. Malumuz 2 gündür yoldayız zaten. Buraya ulaşmak için uğraşıyorduk. Çünkü tur burada başlayacaktı. Gerçekten de başladı yani. Burada kampı attığımızdan beri turda hissediyorum artık. Dün yaptığımız arazi yollar gerçekten çok iyiydi yani. Buraya gelirseniz kesinlikle yapın. Ama Uzungöl'de aynı keyfi yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü aşırı kalabalıkmış. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani dün akşam 9-10 gibi biz navigasyona baktık. Uzungöl yoluna. Gidiş yolunda 40 dakikalık trafik vardı yani. Hani muhtemelen çok kalabalık. Mümkün olduğunca erken oraya gitmeye çalışıyoruz şu anda. Yani bugün o kadar eğleneceğimi düşünmüyorum. Manzara ve görsel açısından. Ama ondan sonraki günler güzel olabilir. Hani böyle insanlar abartıyormuş gibi geliyordu bana, işte yeşilin farklı bir tonu, mükemmel falan. Harbiden çok değişik. Böyle şey bir yeşil değil yani, koyu. Güzel. Güneş'e gitsek, eşyaları bıraksak. Sadece çadır ve kamp eşyalarını alsak kalır. Oradan gitsek, Çengoyit'le bir gece kalsak, sonra bir daha Güneş'e dönsek saçma mı oluyor? Yani şöyle tura bir gün kalmış oluruz. Dalga. Güneysu'da kalırız bir gece, eşyalarımızı bırakırız. Güneysu'dan Çamlı Hepşin'den yukarı kalkmaya gideriz. Yaylaya, Kaçkarlar'a. Kaçkarlar'da kampımızı atarız. Tamam. Ivır zıvırımız kalır orada. Ondan sonra yine Güneysu'ya çıkarız zaten. Tamam, öyle yapalım.
böyle bir şey olabilir. Öyle mi? Sonuçta kaç kaldı? Bizi tek burada bizi şey etkileyecek ama Artvin'i çok gezemiş olacak. Ya da Artvin'i sadece şeyden gezeceğiz, asfalttan gezeceğiz. Yani Karagöl'e falan çıkamayabiliriz. Şuranın güzelliğine bak. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Şu anda geri dönüyorum. Uzungöl'e gidemedik. Çünkü motorda problem çıktı. Egzantrimde bir gevşeme vardı zaten yola çıkarken. Ama turu bitiririz diye düşünüyorduk işte. Ama bir risk vardı yani. Tam şu trafiği geçerken bayağı bir ısındı motor. Çok fazla ses yapmaya başladı egzantrik. Stop falan etti. Sonra sağa çektik. Bir 25-30 dakikadır dinleniyoruz. Motoru dinlendiriyoruz. Soğuduktan sonra biraz azaldı ama egzantrik problemli bir şey. Yani bol ve kopması durumunda bütün piston ve ne varsa sıkıntı çıkartabilir orada. O yüzden riske atmak istemiyorum. Yani sadece böyle asfaltta gidecek olsak bir süre idare eder ama yaylalara falan çıkacağız. Bayağı gezeceğiz. Yani daha Kaçkar'lara ulaşamadık. Muhtemelen KLX devam edemeyecek tura. Daha fazla buna zarar vermeden bırakmak istiyorum motoru burada. Bir şekilde burada motoru misafir ettireceğiz birilerine. Biz Serhat'la devam etmeyi düşünüyoruz. Yani benim için tur daha önemli açıkçası. Hani buradan geri dönmem motor bozuldu diye bu kadar gelmişken. CRF ile bir yere kadar gidip Rize'ye arkadaşların yanına orada eşyalarımızı bırakıp günübirlik Kaçkarlar vesaire veya herhangi bir araçta bir şey olabilir. Oraları görmek istiyorum. Motosikletle gezmek vesaire falan ama Burak Yolda ismini koymamızın kanala, daha önce de bunu size anlatmıştım. Olay yolda olmaktı. Motorla olmakla alakası yok. Herhangi bir şekilde bir yolda olmaktı. Bu turda sanırım bunu gerçekleştireceğiz. Çok ses var. O yüzden boşta gidelim biraz. Zorlamayalım. Ya bunu kimse yapmamıştır herhalde. Uzungöl yolunda dağların arasında boşta gidiyorum motoru çalıştırmadan. Kaça çıktım acaba şu anda? Çok da yavaşlatmak istemiyorum. Şimdi ben bir daha çalıştıracağım, bir gaz vereceğim. Sonra yine kapatacağım motoru. Biraz arabalar geçsin. Görüşürüz KLX.
Fenerbahçe stadyumunun oradan sola döneceğiz. Tamam. Tamam. Mükemmel ya. Camiye baksana. Ah. Karısına. Hoş bulduk.